Merhaba Şifrelet.net izleyenleri. BKM Express 2016 yılı verilerini açıkladı. Özellikle Türkiye'de mobil kullanım oranları giderek artıyor. Mobil ödeme sistemleri de yaygınlaştı. O yüzden 2016 verileri oldukça önemli. Merhabalar. Merhabalar. 2016 yılını bir cümleyle özetlemek isterseniz ne dersiniz? 2016 yılı nakitsiz ödemeler hayalimize dev bir adımla yaklaştığımız bir yıl oldu. Tam bir cümle. Türkiye'de gerçekten sizin de verdiğiniz rakamlara göre de bizim de bildiğimiz rakamlara göre çok ciddi bir mobilleşme var. Avrupa'nın ve Amerika'nın dünyadaki oranlara baktığımızda Türk insanı, Türk halkı ciddi bir derecede mobil yatırım yapıyor, mobilya yatırım yapıyor. Bunun ödeme sistemlerine yansıması ne kadar oldu? Yani şu anda mobil ödeme sistemi yüzde kaç oranlarında kullanılıyor? Herhalde Türkiye'deki mobilitenin en rahat görüldüğü, en iyi yansıttığı sektörlerden bir tanesi ödeme sistemleri. Çünkü artan akıllı telefon sayısı ve tablet sayısı doğrudan sanal ticarete ve sanal ödemelere etki yapıyor ve biz bunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. 5 sene önce BKM Express'i ilk tanıttığımızda her şey desktop, masaüstü ortamları için tasarlanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada %50'den fazla işlemin mobilden geldiğini görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor, artık yakında masaüstü diye bir mecra kalmayacak, medya kalmayacak. Her şey mobiliteye gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda uluslararası arenada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Şu anda Türkiye zaten mobil bankacılıkta ve bankaların uygulama sistemleri konusunda oldukça ileride bir ülke. Bankacılık işlemlerinin hepsini hiç artık bankaya gitmeden halledebiliyorsunuz. Uygulama tarafında da bu gelişme devam ediyor. Yani özellikle son bir senede mobil ödeme ile beraber uygulama ile alışveriş yapabiliyorsunuz, evet. Yemek yiyebiliyorsunuz. Yani günlük taksiye biniyoruz, simit alıyoruz. Peki 2017 yılında mobilleşme sürecinin devamı mı bizi bekleyecek yoksa başka hedefleri var mı BKM Express? Mobilite devam edecek. Ama sadece ödemelerden dolayı değil. Bu bir çünkü sosyal değişim. Artan şehirleşmeye paralel olarak hepimiz daha hızlı yaşamak istiyoruz. Daha kolay yaşamak istiyoruz. Ve güvenliğimizi de artırmak istiyoruz. Mobilite bu anlamda bu üçüne de ilaç olacak bir konu. Çünkü şimdi buradan inmeden hemen aşağıdaki kahve zincirinden kahvemizi sipariş edebilir veya daha asansöre bile binmeden taksi çağırabilir bir durumdayız. Dolayısıyla hızımızı artırıyor. Kolaylık açısından çok önemli. Evde cüzdanımızı bile unutsak hayatımızı cep telefonumuzla akşama kadar idame edebiliriz. Güvenliği artırıyor çünkü yaptığımız her işlemin bize teyidi, onayı, bilgisi geliyor. O anlamda da hani kendimizi akıllı telefonlarla, mobiliteyle daha da güvenli bir noktaya getirebiliyoruz. Üçünü bir araya getirince mobilite zaten bileği bükülmez bir yere gidiyor. Kredi kartı ve kart kullanımı sunumlarınızda da gösterdiğiniz gibi %12 seviyesinde arttı Türkiye'de. Evet. Özellikle kartların çıkmasının üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen bu artış oldukça önemli. Peki 2017'de nakit artık bırakmaya çok daha yaklaşacak biz. Nakit kullanımı sizce ne seviyede olacak? Kesinlikle toplam tüketim harcamalarında hala kartlı alışverişlerimizin %40 pay aldığını görüyoruz. %60'lık bir fırsat var. Demek ki hala nakitle bir şeyler yapıyoruz. Bunların da sıfırlanması lazım. Sıfırlanmaya doğru gitmesi lazım. Dolayısıyla günlük hayatımızda en çok yaptığımız şeylerin ufak ufak nakitten mobiliteye kaymasıyla beraber, kartlara ödeme kaymasıyla beraber bizim daha az nakit kullanır ve daha çok kartlı ödemeler yapıyor olmamız lazım. Dolayısıyla 2023 hedefimiz var bizim nakitsiz ödemelere geçmek için. O hedefi tutturacağımız yolunda güzel veriler açıkladık bugün. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de özellikle İstanbul'da ve belli başlı kentlerde mobil ödeme sistemleri ve pek çok kart kullanımı teşvik edebilecek sistemler aktif kullanılıyor. Ama Türkiye'nin genelini bunun yayılmaya ne zaman başladığını görebiliriz sizce? Açıkçası 2017 bu açıdan kırılma yılı. Geçen sene birçok girişim gördük, birçok finans teknolojisi, fintech şirketi gördük. Bunlar çalışmalarına yeni başladılar, lisanslar aldılar, yatırım aldılar, yatırımcı buldular. Dolayısıyla 2017'de
Bu anlamda sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin genelinde daha çok mobil ödemenin, daha çok finans teknolojisinin yer alacağını, boy göstereceğini öngörmek zor olmaz. Değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.